Tamam, hadi başlayalım. Clicker sorusu için son 10 saniye. Ne yaptığınıza bir bakalım. %86. Çok iyi. Biraz önceki clicker sorusu ışığın parçacık özelliği ve fotoelektrik etki ile ilgiliydi. Bugün fotoelektrik olaya biraz değindikten sonra bu konuyu bitireceğiz. Sonra bir gösteri yapacağız. Böylece bu tür hesaplamaları yapabileceğimizi göreceğiz. Böylece kendimizi test etmiş olacağız. Işığın tanecik gibi davrandığını gösteren diğer bir örnek fotonun momentumudur. Bunun hakkında konuşacağız. Sonra madde dalgasına, oradan da Schrödinger eşitliğine geçeceğiz. Schrödinger dalga eşitliği, maddenin dalga özelliğini dikkate alarak taneciklerin davranışlarını açıklamaya çalışır. Şimdi fotoelektrik olaya başlayalım. Evet, ders notunuz yoksa tabii ki vereceğiz. Asistanlardan biri bu ders notlarını olmayanlara dağıtabilir mi? Sınıfa girme ve çıkma sanatını henüz iyileştiremedik. Ders notunuz yoksa elinizi kaldırın verelim. Fotoelektrik olayı frekans yönünden konuşmuştuk. Örneğin eşik frekansı metal yüzeyinden bir elektron kopartmak için gereken ışığın minimum frekansıydı. Einstein bunu enerji cinsinden de ifade edebileceğimizi göstermiştir. Ayrıca frekans ve enerji arasındaki ilişkiyi de tarif etmiştir. Bunlar birbiriyle orantılıdır. Enerjiyi bulmak istiyorsak frekans ile Planck sabitini çarpmamız gerekir. Şimdi bunu farklı bir terim üzerinden anlatabiliriz. Örneğin E'yi gelen ışığın enerjisi cinsinden veya iş fonksiyonu cinsinden ifade edebiliriz. İş fonksiyonu ile eşik enerjisi aynı şeydir. Eşik enerjisi bir elektron kopartmak için gereken minimum enerjidir. Çoğunuz buradaki ilişkiyi anlamışsınızdır. Buradaki oldukça özet bir gösterim. Ayrıntıları ders notlarınızda var. Clicker sorusundaki şema buydu. Mesela fırlayan elektronların kinetik enerjisi eşittir, gelen ışığın enerjisi eksi eşik enerjisidir. Bu ders enerji üzerinde epeyce konuşacağız. Enerji diyagramlarını çizmek her zaman çok faydalıdır. Böylece enerjideki farkları daha iyi görmek ve yorumlamak mümkündür. Fotoelektrik olay ile ilgili geçen ders gördüğümüz şey şuydu. Metal yüzeyine gelen fotonun enerjisi metalin iş fonksiyonuna eşit veya ondan daha büyük olmalıydı. Y ekseninde enerji artışı gösterilmektedir. Alt tarafta gördüğünüz düz çizgi metale bağlı elektronların enerjisini gösterir. Daha düşük enerjilidir ve daha kararlıdır. Burada noktalı çizgiler serbest elektronların enerjisini göstermektedir ve enerjileri daha yüksektir. Düşük enerjili halden yüksek enerjili hale geçmek istersek sisteme belli bir miktarda enerji vermemiz gerekir. Buna iş fonksiyonu denir. İş fonksiyonu serbest elektronların enerjisiyle metale bağlı elektronların enerjisi arasındaki farktır. İlk durumda gelen enerji iş fonksiyonundan daha büyüktür. Bu durumda elektronların kopması gerekir. Bu oldukça mantıklıdır. Burada gördüğümüz gibi gelen ışığın enerjisiyle iş fonksiyonu arasındaki enerji farkı elektronların kinetik enerjisine harcanacaktır. İkinci durumda gördüğümüz şey şudur. Gelen fotonların enerjisi iş fonksiyonundan daha küçüktür. Burada yaklaşık yarısı kadardır. Bu durumda elektronu kopartacak enerji mevcut değildir. Elektron kopmaz. Bu çok açıktır. Size sorduğum soru buradaki üçüncü durumla ilgiliydi. Üçüncü durumda sadece tek bir foton için konuşmuyoruz. Üç foton için konuşuyoruz. Bu üç fotonu da metal yüzeyine aynı anda gönderiyoruz. Ve bu üç fotonun enerjisi birbirine eşit. Aynı zamanda iş fonksiyonunun yarısına eşit. Burada gayri resmi bir durum var. Peki bu durumda sizce bir elektron kopabilir mi? İki el kalktı. Peki bu durumda kaç kişi yeterli enerjiye sahip olmadığını düşündü?
Yo, büyük çoğunluğu böyle düşünüyor. Her ikisi de mantıklı gibi görünüyor. Her zaman olmaz ama bu defa çoğunluk doğru düşündü. Bu durumda elektron kopmaz. Bunun nedeni fotoelektrik olayın en önemli noktalarından biridir. Burada elektronlar tanecik gibi davranıyor. Bunların enerjilerini birbirine ilave edemezsiniz. Her bir tanecik metal tarafından bireysel olarak soğurulur. Teknik olarak taneciklerin enerjisini toplayamazsınız. Eğer dalga gibi olsaydı toplayabilirdiniz. Ama tanecik için aynı şeyi yapamazsınız. Onların hepsi birbirinden bağımsızdır. İster 3 fotonunuz olsun, ister 3 milyon fotonunuz olsun. Metale yolladığınızda minimum enerji de değilse yapacağınız hiçbir şey yoktur. Metal yüzeyine gönderilen foton sayısının önemini sorgulayabilirsiniz. Mesela metal yüzeyine çarpan veya metal tarafından absorplanan foton sayısının hiçbir önemi var mı? Burada bir ilişki vardır. Bunu grafik üzerinde gösterdim. Metal tarafından soğurulan fotonların sayısı metalden kopan elektron sayısı ile orantılıdır. Burada bir şey göstermek istiyorum. Bunlar küçük bir güneş ışığı. Diğer bir deyişle metal yüzeyine 6 foton çarpıyor. Bu nedenle fırlayan elektronların sayısı da 6 olmalıdır. Çünkü her bir fotonun metal yüzeyinden sadece bir elektron uyaracağını kabul ediyoruz. Yani sisteme 6 tane foton giriyor, 6 elektron kopartıp fırlatıyor. Burada bilmemiz gereken şey şudur. Önemli olan her bir bireysel fotonun enerjisidir. Sayısının pek bir önemi yoktur. Şüphesiz her bir fotonun enerjisi metalin iş fonksiyonundan büyük olmalıdır. Burada konuştuğumuz foton sayısı ışık şiddetine karşılık gelmektedir. Işık şiddeti elektron sayısı ile orantılıdır. Eğer ışık şiddetini konuşuyorsak aynı zamanda enerji miktarını da konuşuyoruz demektir. Yani tanecik akımını veya bir saniyedeki foton sayısını konuşuyoruz demektir. Eğer ışığın şiddeti yüksekse bir saniyede daha çok foton gelecek demektir. Işık şiddeti foton başına daha fazla enerjiye sahip olduğumuz anlamına gelmez. Bu gerçekten önemli bir farktır. Eğer şiddeti arttırırsak her bir fotonun enerjisini arttırmış olmayız. Sadece foton sayısını arttırmış oluruz. Hangi ışık kaynağı olursa olsun, ister lazer ister diğerleri. Şiddet terimlerini konuşacak olursak genellikle watt primini kullanırız. Eğer ampulünüzü değiştirirseniz üzerindeki ışık şiddetinin watt cinsinden yazıldığını görürsünüz. Bir problemde ışık şiddetini kullanmanız gerekiyorsa SI birimini kullanmak faydalıdır. Işık şiddetinin değeri saniye başına jüldür. Yani jül bölü saniyedir. Fotoelektrik olay ile ilgili gereken temel bilgilerin hepsini görmüş olduk. Verdiğimiz problem setlerinde 3 tanesi bu konu ile ilgili. Belki bir tane daha verebiliriz. Bu konu ile ilgili bu kadar çok problem vermemizin nedeni fotoelektrik olayın iyonlaşma enerjisine çok benzemesidir. İyonlaşma enerjisini ve fotoelektron spektroskopisi ile ilgili problemleri daha sonra göreceğiz. Bazen bir soru oldukça farklı bir şekilde kaleme alınmış olabilir. Şimdi bu farklı ifadeleri burada özetlemek istiyorum. Mesela foton dediğimizde aynı zamanda ışık demiş oluruz. Bazen elektromanyetik ışıma anlamında da kullanılır. Bunlar sizlere problemlerde farklı şekillerde sorulabilir veya cevap vermeniz istenebilir. Bazen doğrudan fotonun enerjisini sorarız. Bu en kolay senaryodur. Çünkü iş fonksiyonu enerji cinsinden verilir. Bu en kolay senaryo olduğu için bunun çok sık sorulmayacağından emin olabilirsiniz. Enerjinin doğrudan verildiği problemler çok kolay olur. Veriler genellikle dalga boyu veya frekans cinsinden verilir. Buradan enerjiyi kendinizin hesaplaması gerekir. Elektron ile ilgili konuştuğumuzda bu kitapta veya diğer kaynaklarda fotoelektron ifadesini görebilirsiniz. Bazen bu iki ifade karıştırılır. Çünkü hem fotona hem de elektrona benzemektedir. Buna bir açıklık getirmek istiyorum. Bahsedilen elektrondur. Çünkü bir elektron bir fotonun enerjisini soğurduktan sonra açığa çıkar. Bu nedenle fotoelektron adı verilmiştir. Elektronları veya fotoelektronları konuştuğumuzda bunları enerji cinsinden ifade ederiz. Bazen de hızlarını veririz. Bu durumda
1 bölü 2 mv kare formülünü kullanarak enerjisini bulabilirsiniz. Elektronu dalga boyu cinsinden de ifade edebiliriz. Ama henüz bunu bilmiyorsunuz. Gerçekten de elektronlar aynı zamanda dalga özelliğine sahiptir. Bu konuyu anlattıktan sonra elektronun dalga boyunu kullanarak fotoelektron spektroskopisi veya fotoelektrik olay ilgili soru sormak bir oyun gibidir. Çoğu zaman Joule yerine elektrovolt ifadesini göreceksiniz. Çevirme faktörünü kullanarak bunları birbirine dönüştürebilirsiniz. Şimdi teste geçelim. Fotoelektrik olayı biliyorsunuz. Deneye geçmeden önce bir hesaplama yapalım ve bir öngörü oluşturalım. Bakalım deney sonuçları bu öngörümüz ile uyumlu olacak mı? Böylece deney daha anlamlı bir hale gelmiş olur. Yapacağımız şey bir tür fotoelektrik olay problemi. Pazartesi günü notlarına geri dönebilirsiniz. Çünkü buradaki bütün boşlukları şimdi dolduracağız. Araştırmacılar fotoelektrik olay ile ilgili deneyleri yaparken farklı metaller üzerine yolladıkları ışığın ya frekansını ya da şiddetini ölçmüş, ayrıca kopan elektron sayılarını ve kinetik enerjilerini gözlemlemiştir. Web sitesinden ders notlarının fotokopisini alabilirsiniz. Şimdi buradaki bütün grafikleri dolduracağız. Bunu sadece hatırlamak için değil, fotoelektrik olayı anlamak için de yapın. Şimdi sınıfta çinko ile ilgili bir problem çözelim. Çünkü deneyde çinko plaka kullanılacak. Şimdi deneyin nasıl yapılacağını anlatayım. Deneyde bu plakaya iki farklı ışık kaynağı yollayacağız. Bir tanesi burada gördüğünüz UV lambası. 254 nanometre dalga boyunda ışıma yapıyor. Diğeri ise benim kırmızı pointer'ım. 700 nanometre dalga boyunda ışıma yapıyor. Önce cevaplamamız gereken birkaç soru var. Bu metal yüzeyinden elektronların kopmasını bekliyor muyuz? Kopması için gereken enerjiye sahip miyiz? Bunlara cevap vermek için UV ışığından gelen fotonların enerjisini hesaplamamız gerekir. Ayrıca kırmızı laser pointer'dan gelen fotonların enerjisi nedir? Bu ışıkların şiddetlerini hesaplamamız iyi olur. Şimdi kırmızı laser pointer'dan çıkan fotonun sayısını hesaplayalım. Mesela süre 60 saniye olsun. Lambanın şiddeti 1 miliwatt'tır. Önce her bir fotonun enerjisini hesaplayalım. UV lambasından başlayalım. Enerjinin Planck sabiti çarpı ni olduğunu biliyoruz. Bize ışığın dalga boyu verilmiş. O halde nü eşittir c bölü dalga boyu. Ayrıca e eşittir. Burada e gelen ışığın enerjisidir. Planck sabiti çarpı c bölü lambdadır. Şimdi bu değerleri formülde yerine koyalım. E eşittir 6 çarpı 626 çarpı 10 üzeri eksi 34 joule saniye 2.998 çarpı 10 üzeri eksi 8 metre bölü saniye. Hepsini bölelim. 254 çarpı 10 üzeri eksi 9 metre. İnşallah birinin hesap makinesi vardır ve bu sonucu doğrular. Enerji eşittir 7.82 çarpı 10 üzeri eksi 19 joule. Hatırlatırım, buradaki foton başına düşen enerjidir. Çinko'nun iş fonksiyonu 6 çarpı 9, 10 üzeri eksi 19 joule'dü. O halde çinko üzerine UV ışığı gönderdiğimizde elektron kopacaktır. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Çok iyi. Aksini düşünen var mı? Hayır mı? Çok iyi. Bu doğru çünkü UV lambasının her bir fotonu bir elektron kopartmak için gereken enerjiden daha fazlasına sahiptir. Şimdi şunu düşünelim. Kırmızı laser pointer'de
Fotonun enerji miktarı ne olabilir? Şimdi onu hesaplayalım. Yine enerji eşittir hc bölü lambda. Enerji eşittir hc bölü, hepsini bölelim, 700 çarpı 10 üzeri eksi 9 metre. Enerji eşittir 2,84 çarpı 10 üzeri eksi 19 joule. Metal yüzeyinden elektron kopartmak için gereken enerjiye sahip olduğumuzu düşünen el kaldırsın. Şimdi de sahip olmadığını düşünenler el kaldırsın. Güzel. Bu el kaldırma tekniği çok iyi. Gerçekten de tek bir foton çinko yüzeyinden elektron kopartmak için yeterli enerjiye sahip değildir. Şimdi son soru. Verilen şiddette 60 saniyede gönderilen toplam foton sayısı nedir? Şunu unutmayın. 1 miliwatt 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 joule bölü saniye ile aynıdır. 1 nokta çift 0 çarpı 10 üzeri eksi 3 joule bölü saniye çarpı, bu birimleri götürecek şekilde çarpmalıyız. Öncelikle foton enerjisi nedir? Kırmızı laser ışıkta foton başına düşen enerji nedir? Bu değer şudur. Her bir foton başına 2,84 çarpı 10 üzeri eksi 19 joule'dur. Çarpı 60 saniye bölü eşittir. Sonuna geldik. Lazer ışınındaki foton sayısı 2,1 çarpı 10 üzeri 17 foton. Böylece lazer ışınında kaç tane foton olduğuna dair bir fikir elde etmiş olduk. Bu sayı oldukça büyüktür. Elektronların koparılması ile ilgili olarak bu sayıda foton göndermek sizce bir fark yaratır mı? Hayır. Bu kadar büyük sayı hiçbir fark yaratmaz. Böylece kırmızı lazer ışığın elektron koparmayacağını gördük. 6 saniye gibi sürede ve bu kadar yüksek şiddette olsa bile. Işığın şiddeti fotonların enerjisiyle ilgili değildir. Hiçbir etki yaratmaz. Umarım bu öngörüyü burada deney yaparak doğrularız. Profesör Drennan bu aletin elektronlarla doldurulmasında bana yardım edecek. Şimdi buradaki cihazı ve onun ne yaptığını anlatayım. Basitçe burada bir çinko plaka var. Amacımız onu elektronla doldurmak. Sonra bu elektronlardan bazılarını uzaklaştırıp uzaklaştıramayacağımızı görmek. Fakat bu biraz zor. Elektronları gözümüzle göremeyiz. Bunu yapmanın bir yolunu düşünmeliyiz. Başlangıçta bu çubuklar düşey olarak durmaktadır. Çünkü alete bu şekilde bağlanmışlardır. Sistem elektronla yüklenince eksi yükler birbirini iter ve elektronlar birbirinden mümkün olduğu kadar uzaklaşmak ister. Burada oldukça yavaş yükleniyorlar. Başlangıçta bu iki çubuk bu şekilde durur. Elektronca yüklenmeye başlayınca bunlar birbirini iter. Elektronlar birbirinden mümkün olduğu kadar uzaklaşmak ister. Burada oldukça yavaş yükleniyorlar. Bunu yükledikten sonra elektronları koparmak için levha üzerine ışık yollayacağız. Çubuklar ilk durumlarına geri dönecekler. Bazen metale dokundurmayınca daha kolay olabiliyor. Anlıyorum. Hareket edip etmediğini görmek çok zor. İşte teknoloji bu. Bir kağıt ve bir asistan. Darcy sarı bir kağıt tutacak. Oo, çok güzel. Sanırım biraz ilerleme var. Daha önce biraz daha ilerlemişti ama göremediniz. Buradaki cihaz ile ilgili bir sorusu olan var mı? Çubukların tekrar geri dönmesinin sizin için mantıklı bir açıklaması var mı? Bu demo Boston'da kış aylarında çok iyi çalışmıştı. O zaman çevrede çok fazla statik elektrik vardı. Şimdi yaz bitmek üzere.
Havada çok fazla statik elektrik yok. Bu nedenle cihazı doldurmak daha zor. Ama denemeye devam edeceğiz. Belki bir kez daha. Metale dokundurmamak daha iyi olabilir. Sanırım çok vaktimizi alacak. Metal yüzeyini değdirme, sadece yakanını tut. Bu sınıftaki ışıklandırmalar yeni yapıldı. Bu lambalardan UV ışığa gelip gelmediğini merak ediyorum. Bu kağıdım etkisi. Bu iyi. Görebileceğiz galiba. Derse tedbir olsun diye bu esnada aşağıya bak. Gözlerin zarar görmesin. İyi. Bu beklediğimiz gibi oldu. Tekrar deneyelim. Sisteme önce kırmızı lazer ışını yollayalım. Bunun hiçbir etki yapmamasını bekliyoruz. Derse aşağıya bak. Sisteme kırmızı ışık tutuyorum. Hiçbir şey olmadığını gördünüz. İyi. UV ışığını dikkatlice alıyorum. Derse gözlerini yine koru. Şuraya koyayım. Ama çalışmıyor galiba. Şimdi sisteme UV ışığı yolluyorum. Bakalım ne göreceğiz. Elektronların uzaklaştığını görmek istiyoruz. Sanırım bu cihaz da iyi çalışmıyor. Bunu tekrar yükleyelim. Sonra tekrar deneyelim. Hiçbir hareket gördünüz mü? Veya bütün bu olanlardan bir sonuç çıkardınız mı? Bu iyi bir örnek olabilir. Laboratuvarda araştırma yaparken her şeyin çok iyi gitmediği durumlar olur. Mesela 20 dakika önce bu cihazı ofiste kontrol etmiştik. Aslında buradaki problemin ne olduğunu çözmek gerek. Sanırım odadaki ilave ışıklandırmalardan kaynaklanıyor. Gelecek sefer sınıfa getirmeden önce onu şarj edelim. Tamam. Burada ne olduğunu gördük. Çok az hareket etti. Denemeye devam edeceğiz. Ama belki de derse devam edelim. Deneyi durduruyorum. Cihazı yeniden kontrol edelim. Bu deneyi tekrar yapacağız. Şimdi notlarımıza geri dönelim. Ne yaptığımıza bakalım. UV lambası ile denedik. Belirgin bir kayma gözlenmedi. Çünkü çok yüksek bir noktadan başlayamamıştık. Fakat kırmızı lazer ışını denedik ve hareket etmediğini gördük. Öngörümüzün doğru olduğunu anladık ama. Ve fotoelektrik olaya baktığımızda bunun ne olduğunu tahmin edebiliyoruz. Fotoelektrik olayla sadece ışığın tanecik özelliğine sahip olduğu kanıtlanmadı. Ayrıca Einstein ışığın aslında bir tanecik akımı olduğunu ileri sürdü. Yani bu taneciklerden veya fotonlardan her biri momentuma sahip olmalıydı. Fotonlar kütlesi sıfır olan taneciklerdir. Yani kütleleri yoktur. Ama buna karşılık momentumları var. Böyle düşünmek biraz garip gelebilir.
Einstein şu eşitliği ileri sürdü. Momentum eşittir. Planck sabiti çarpı nü bölü ışık hızıdır. Dalga boyuna göre düşünmek bizim için daha yararlı olabilir. Işık hızı eşittir lambda çarpı nü bölü lambda. Bu iddiayı destekleyen bir deney vardır. Bu Compton sıçılma deneyidir. Arthur Compton tarafından yapılmıştır. Kısaca şöyle yaptı. Frekansı oldukça yüksek olan bir X ışını aldı. Bunu durgun bir elektron üzerine gönderdi ve elektronun sıçıldığını gördü. Buna göre elektronun bir momentumu olmalıydı. Aynı zamanda frekansı da olmalıydı. Bu nedenle elektrona çarpan ışınlar saçılıyor ve dalga boyları azalıyordu. Burada ilk defa ışığın momentuma sahip olduğu görüldü. Öncelikle burada gözlenen şey şuydu. Belli bir momentuma sahip olan ışık geliyor, elektrona çarpıyor ve momentumunun bir kısmını elektrona transfer ediyordu. Gözlenen şey buydu. Bu fotoelektrik olaydan tamamen farklı bir deneydi. Ve evet, ışık gerçekten tanecik gibi davranıyordu. Bütün bu deneyler bize ışığın tanecik gibi davrandığını göstermişti. Evet, ışık aynı zamanda tanecik özelliğine sahip. Halbuki şimdiye kadar madde ve ışık arasında kesin bir ayrım vardı. Işık hakkında konuştuğumuzda ışık bir dalgaydı. Madde hakkında konuştuğumuzda madde bir tanecikti. Bunlar birbirinden kesin olarak ayrılıyorlardı. Bunların davranışları hiçbir zaman örtüşmezdi. Fakat fotoelektrik olay ve Compton saçılmasından şunu gördük. Gerçekten foton bazen tanecikmiş gibi davranır. Bu ilişki biraz karmaşıklaşmaya başlamıştı. Madde ve ışık arasındaki fark nedir? Işık ve maddeye bundan sonra nasıl yaklaşacaktık? Louis de Broglie bir adım daha ileri gitti. Doktora tezinde yeni bir fikir ileri sürdü. Einstein'ın söyledikleri konusunda herkes hemfikirdi. Işık belli zamanlarda tanecik gibi davranıyordu. Işık aynı zamanda dalga boyuna sahipti. Dalga boyu varsa momentumu da olacaktı. De Broglie'nin söylediği şuydu. Bu doğru ise, yani ışık hem dalga boyu hem de momentuma sahipse, o halde aynı şey madde için de doğru olabilir. Yani madde de hem dalga boyuna hem de momentuma sahip olabilir. Bu fikre iki farklı şekilde yaklaşabiliriz. İlkinde şöyle denebilir. Doktora tezinde yaptığı sadece eşitleri yeniden düzenlemekti ve Nobel ödülü aldı. İkinci görüşe göre bu fikir bilimde büyük bir devrim yapmıştır. Çünkü maddenin aynı zamanda dalga gibi davranabileceğini ileri sürmüştür. Eşitliği ikinci haliyle kullanırsak bu ikisini birleştirmek daha kolay olur. Çünkü momentum eşittir kütle çarpı hızdır. De Broglie şunu demek istiyordu. Herhangi bir maddenin, mesela elektronun, kütlesini ve hızını biliyorsak dalga boyunu da bulabiliriz. Einstein Broglie'yi destekledi ve bunu büyük bir peçenin bir köşesini kaldırdı şeklinde ifade etti. Çünkü temel bir anlaşmazlık vardı. Madde ve ışık arasındaki farkın ne olduğu tartışmalıydı. Gerçekte her ikisi de tanecik gibiydi ve her ikisi de dalga özelliği gösteriyordu. Daha önce de söylediğim gibi Broglie'nin çalışması kesinlikle Nobel ödülü değerindeydi. Aynı zamanda onun doktora teziydi. Onun tez savunmasında neler olduğunu düşünebiliriz. Broglie'ye teorisi hakkında sert ve saçma sorular sorulmuştur. Bir tez savunulurken bunlar olabilir. Nobel ödülü değerindeki bir fikirde boşluk bulmak zordur. Ama soru sormak gerekir. Ona sorulabilecek basit bir soruyu bulmaya çalışalım. Şöyle demiş olabilirler. Bütün maddelerin dalga özelliğine sahip olduğunu söylüyorsun. Ama bunları niçin gözlemiyoruz? Mesela bir kapıdan geçirilen masa niçin kırınıma uğramıyor? Çevremizdeki maddelerde dalga özelliğinin etkisini niçin göremiyoruz? Bunu açıklamak için herhangi bir şeyi seçmiş olabilir ve bir hesaplama yapmış olabilir. Şimdi bunun bir benzerini yapacağız. Burada seçeceğimiz bir örnek bir Matsusaka atışı. Birçoğunuz Boston'da yeni olabilirsiniz. Bilmenizi isterim ki MIT'de olmak için bir Red Sox hayranı olmanız şart değil. Ama biz genel olarak teşvik ediyoruz.
Aslında eski takımınızı bırakmanıza gerek yok. Adını bilmediğim eski takımınızı bir kenara koyup Red Sox takımına katılabilirsiniz. Red Sox takımının fanı olmak için aynı zamanda onun istatistiklerini bilmelisiniz. Örneğin Matsuzaka gibi bir atıcıdan söz ediyorsak onun ortalama atış hızını bilmeniz istenebilir. Eğer bir hayransanız, ayrıca MIT'de okuyorsanız bu atışların dalga boyunu bilmek isteyebilirsiniz. Matsuzaka topunun dalga boyunu hesaplamak istiyorsak önce hızını bilmemiz gerekir. Saatte 42 mil. Ama kimyada genellikle deneyler mille yapılmadığı için bunu saniyede 42 metreye çevirelim. Pardon, bu arada o saatte 94 mildi. Bunun için Broglie eşitliğini kullanabiliriz. Dalga boyu eşittir h bölü mv ve Planck sabitini burada yerine koyarız. Joule bölü saniye yazmak yerine Joule'un karşılığı olan kilogram metrekare bölü saniye üzeri -2'yi yazmak daha iyidir. Böylece birimler sadeleşebilir. Bir problem çözerken her zaman birim analizi yapın. Bazen Joule'u kilogram metrekare saniye üzeri -2'ye çevirmeniz gerekebilir. Bunu kütleye böleriz. Kütle 0,142 kilogramdır. Bu ligdeki topun kütlesidir ve topun hızı saniyede 42 metredir. Birim analizi yapalım ve birimleri sadeleştirelim. Kilogramlar ve saniyeler birbirini götürür. Üstteki metrelerden biri gider, sadece tek metre kalır. Bu iyi. Biz de dalga boyu arıyorduk. Cevabımız uzunluk birimi cinsinden. Bu iyiye işaret. Matsuzaka topunun dalga boyunu 1,1 çarpı 10 üzeri eksi 31 metre olarak bulduk. Bu gerçekten çok küçük, ölçülemeyecek kadar küçük bir değerdir. Eğer düşünecek olursak, önemli olan çevresiyle ilişkili olan dalga boyu büyüklüğüdür. Topun büyüklüğü beyzbol sahasının büyüklüğü ile mukayese edilirse 1,1 çarpı 10 üzeri eksi 31 metre anlamlı bir sayı değildir. Çevremizdeki maddelerde dalga boyu davranışını gözleyemeyiz. Çünkü bu maddelerde dalga boyunun büyüklükleri anlamlı değildir. Broglie'nin bu soruya vereceği cevap belki de buydu. Burada sadece Matsuzaka'nın atışının hesabını yaptık. Bütün atıcıların dalga boylarını hatırlamak zorunda değilsiniz. Burada farklı atıcıların listesine ve onların ortalama hızlarına bakabilirsiniz. Bunlardan hangisinin dalga boyunun en büyük veya en küçük olduğunu söyleyebilmelisiniz. Bunun için aralarındaki ilişkiyi biliyor olmanız gerekir. Şimdi clicker sorusuna geçelim. Burada dört farklı atıcının resmi var. Hepsinin gücü ayrı. Bazen farklı stiller veya farklı tazlar nedeniyle her zaman aynı hızda atamayabilirsiniz. İlk gördüğünüz Matsuzaka saatte 94 mil atıyor. Onun en uzun dalga boyuna sahip olduğunu düşünüyorsanız tıklatın. Tim Wakefield biraz daha yavaş fırlatmış. Çünkü hileli atış yapar. Onun için çok hızlı fırlatmasına gerek yok. Sonraki Beckett eskiden saatte 96 mil fırlatırdı. Ve Timlin saatte 91 mil hızla fırlatıyor. Soru için 10 saniye süre veriyorum. Timeline benim her zaman favorimdir. Dalga boyu ile hız arasındaki ilişkiyi unuttuysanız bakabilirsiniz. Sanırım ilişkiyi unutmamışsınız. Ama %1'iniz beni şaşırttı. Şimdi doğru cevaba bakalım. Doğru cevap 2 numaradaki Wakefield'ti. Çünkü taneciğin dalga boyu ile hızı arasında ters ilişki vardır. Dalga boyuna göre en uzun dalga boyu Wakefield'a aittir. Ama hala ölçülemeyecek kadar küçük. Evet. Dururken dalga boyu niçin sonsuza gitmiyor sorusunu biraz düşünmem gerekir. Aslında böyle bir şey olmaz. Sonsuz dalga boyu olmaz.
Eminim burada bir üst sınırı var. Işığın farklı dalga boylarını düşünecek olursak, dalga boyu ne kadar büyük olursa olsun bir üst sınıra ulaşır. Şimdi ders notlarına dönelim. Yapacak mıyız? Peki. Deneyi tekrar yapacağız. UV ışığının etkisini bir kez daha göstermiş olacağız. Buradaki problemin ne olduğunu anladık. Sorun spot ışıklarından kaynaklanıyor. UV ışığının cam tarafından absorptlandığını biliyoruz. Bu nedenle cam kullanacağız. UV ışını camdan geçemeyecek. Önce Profesör Dran'ın deneyecek. Hiçbir şey olmadığını göreceğiz. Şimdi camı uzaklaştıralım. Okey. Bu defa oldu. Pekala. Şimdi hesaplarımıza tamamen inandık. Bunu yapmamız iyi oldu. Geri dönelim ve farklı objelerin dalga boylarına bakalım. Şimdiye kadar beyzbola baktık. Şimdi de elektronu düşünelim. Elektronun dalga boyunu hesapladığımızda bu eşitliğin nasıl işlediğini göreceğiz. Gerçekten elektronun dalga özelliğini gözleyebiliriz. Hesaplama yapmak için elektronun hızının 1 çarpı 10 üzeri 5 metre bölü saniye olduğunu kabul edelim. Bu durumda dalga boyu 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 metre olacaktır. Çoğunlukla bu tür uzaklıkları nanometre veya angstrom cinsinden veririz. Bu dalga boyu 70 angstrom'e karşılık gelir. Öncelikle mutlak skalaya baktığımızda bu dalga boyunun bahsi geçen beyzbol topunun dalga boyundan çok daha büyük olduğunu görürüz. Ayrıca bunu atomun yarıçapı ile mukayese edersek ki atomun çapı yaklaşık 1 ile 10 angstrom arasındadır. Elektronun dalga boyunun çevresinden çok daha büyük olduğunu görürüz. Bu nedenle elektronda dalga özelliğinin gözlenmesini bekleriz. Bu deneysel olarak doğrulanmıştır. Burada biraz önce yaptığımız deneyden daha açık bir şekilde doğrulanmıştır. Bu deney ilk kez Davidson ve Germer tarafından yapılmıştır. Bunlar Amerikalı bilim adamlarıydı. Elektronu nikel kristali üzerine gönderip kırnıma uğratmaya çalışıyorlardı. Bell laboratuvarlarında bunu başardılar. Aslında J.P. Thomson da benzer şeyi göstermişti. Elektronu altın folyoda kırnıma uğratmıştı. Burada resmi görülmektedir. Bu değil. Tamam. Bu kitabınızdan alınan bir resim. Altın folyodan geçen elektronun kırınım desenlerini gösteriyor. Gördüğünüz gibi elektronun hem dalga hem de tanecik özelliğine sahip olduğu doğrulanmıştır. Davidson ve J.P. Thomson elektronun dalga özelliğini gösterdikleri için Nobel ödülünü paylaşmışlardır. Burada bir şey işaret etmek istiyorum. J.J. Thomson 1906'da atomda elektronun bulunduğunu ve elektronun küçük bir tanecik olduğunu göstererek Nobel ödülü almıştı. J.B. Thomson onun oğluydu. Bunun üzerinde biraz duralım. Durum böyle olmamış olabilir ama bunu çocuğun babaya karşı isyanı gibi düşünebiliriz. Baba elektronun tanecik olduğunu göstererek Nobel ödülü aldı. Oğlu bunun üstüne çıkmak için ne yapabilirim diye düşündü. Bunun tam tersini göstereceğim dedi. Şunu demek istiyorum. Babam ne derse desin, elektron bir dalgadır demesinin nedeni ancak babamdan farklı bir şey söylersem Nobel ödülü alabilirim diye düşünmüş olmasından kaynaklanabilir. Ve Nobel ödülü aldı. Aslında bu hikayenin iyi kısmı şu, her ikisi de haklıydı. Gerçekte elektron hem taneciktir hem dalga. Baba, oğul ve mutlu son. Şimdi ne olacak? Gerçekte maddenin bir dalga olması neyi değiştirir? Bunun için biraz geriye dönelim. Uzun yıllardan beri açıklanamamış bazı olayları açıklamaya çalışalım. Mesela insanlar farklı atomların karakteristik spektrumlarına bakmışlar ve ayrı ayrı hatlar görmüşlerdir. Atomların emisyonundaki bu izinli veya izinsiz geçişlere ait hatları klasik fizik ile açıklamaları mümkün olmamıştır. Schrödinger eşitliği bir hareket denklemidir. Burada parçacıklar
dalga şeklinde tanımlanmıştır. Basitçe tanecik için bir dalga eşitliği mevcuttur ve amacımız oldukça özel bir parçacığın dalga eşitliğinden bahsetmektir. Bizi ilgilendiren bu tanecik elektrondur ve kısaca elektronun dalga özelliğinden bahsedeceğiz. Bu Erwin Schrödinger'dir. Bu da onun ileri sürdüğü eşitliktir. Ahşapka pisi eşittir E pisi. Bunların ne olduğunu açıklayalım. Pisi bir dalga fonksiyonudur. Bundan sonraki derslerde bahsi çok geçecektir. Söylemek istediğim şu. Burada dalga fonksiyonunu elektronun bir gösterimi olarak düşünmenizi istiyorum. Bu elektronu tarif etmenin diğer bir yoludur. Özellikle farklı orbitalleri konuşurken bunlara daha çok değineceğiz. Bir fonksiyon kısaca bir taneciği temsil eder. Yani bir elektronu temsil eder. Dalga fonksiyonu budur. E bağlanma enerjisidir. Burada hidrojen atomundaki bağlanma enerjisini konuşacağız. Hidrojen atomundaki bir elektronun çekirdeğe bağlanma enerjisi hakkında konuşacağız. E bağlanma enerjisidir. Şapkalı aş Hamiltonyan operatörüdür. Burada şapka operatör olduğunu gösterir. Bunu dalga fonksiyonu üzerine uygularsak elektronun bağlanma enerjisini elde ederiz ve geriye elektronun dalga fonksiyonu kalır. Dalga fonksiyonunu daha spesifik olarak tanımlamaya ihtiyacımız vardır. Mesela elektronun pozisyonunu tanımlamamız gerekir. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu tarif etmek için iki yolumuz vardır. Ya kartezyen koordinatları kullanırız ya da polar koordinatları. Yani ya x, y, z'yi konuşacağız ya da r, teta, fi'yi. Dalga fonksiyonlarına bir bakın. Bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Burada polar koordinatları kullanacağız. Çünkü buradaki elektron ve çekirdek arasındaki etkileşimi r cinsinden tanımlamak istiyoruz. Polar koordinatlarda sadece r terimini kullanırız. Halbuki kartezyen koordinatlarda hem y hem de z terimini kullanmamız gerekir. Burada gördüğünüz polar koordinatları belki de fizikte görmüş olabilirsiniz. Bazen farklı disiplinlerin farklı alışkanlıkları olabilir. Bu çok kafa karıştırıcıdır. Çünkü farklı disiplinler arasında pek çok kesişme noktaları vardır. Bu durumda birebir karşılaştırma yapmanız gerekebilir. Burada teta açısı z eksenine olan uzaklığı gösterir. Fi açısı ise x eksenine olan uzaklığa karşılık gelir. Bunları aklınızda bulundurun. Aslında bunları çok kullanmayız. Kimyada bunları daha çok grafikler üzerinde kullanmamız gerekecek. Ayrıca çözümlerin açıklanmasında çok kullanacağız. Schrödinger eşitliğini polar koordinatlara göre şöyle yazabiliriz. Burada dalga fonksiyonu üzerine uygulanmış bir operasyon r, teta ve fi cinsinden yazılmıştır. Tekrar hatırlatalım. Burada E elektronun bağlanma enerjisidir. Sonraki elektronun dalga fonksiyonudur. Ahşapka kullanıldığında bu ifade kolay görünüyor. Aslında bunu açık olarak da yazabiliriz. Üç farklı ikinci dereceden türev ve üç farklı parametre ile yazıldığında biraz karmaşık gözükebilir. Bunları derste çözmek zorunda değilsiniz. Benzer diferansiyel eşitlikleri başka derslerde çözeceksiniz. Schrödinger eşitliğini çözmek isterseniz kimya derslerini almaya devam edin. Burada ahşapka Hamiltonyan operatörüdür. Bunu hidrojen atomu üzerine kolayca uygulayabiliriz. Çünkü hidrojen atomunda sadece tek bir elektron ve tek bir çekirdek vardır. Bunu hidrojen atomunda çözmek kolaydır. Ama çok elektronlu sistemleri ve molekülleri düşünürseniz çok karmaşıklaşır. Bu derste sadece Schrödinger eşitliğinin çözümlerini göreceğiz. Sadece çözümlerini kullanacağımız için çok şanslısınız. Ama kariyerinizde bir gün bunu çözmeniz gerekebilir. Bunların çözümlerinden bazılarını ve enerjilerini Cuma günü konuşacağız.